Şimdi size özellikle HTML, CSS ve JavaScript derslerinde kullanacağımız editörümüzden bahsetmek istiyorum. Ben Plunker'ı kullanacağım. Online bir editör. Niye online bir editör kullanıyoruz derseniz, HTML, CSS ve JavaScript bizim için ön koşul dersler. Yani bu işin temelleri olacak. O yüzden hızlıca uygulamak, sizin de internet olan herhangi bir yerde bu editörü çalıştırıp normal masa üstüne kurulan Visual Studio Code gibi, Visual Studio gibi veya WebStorm gibi editörlere bağlı olmadan online olarak kullanabileceğiniz bir editör Plunker. Alternatif olarak siz arzu ederseniz CodePen.io ve JS Fiddle editörlerini de kullanabilirsiniz. Ben yıllardan beridir bu tip derslerde Plunker'ı kullanıyorum. O yüzden ben Plunker'ı kullanacağım. GitHub desteği de var. Aynı zamanda yazdığınız kodları indirebiliyorsunuz. Bu açıdan veya kaldığınız bir noktada sonrasında devam da edebiliyorsunuz. O yüzden Plunker'ı kullanacağım. Plunker'ı kullanmak için şöyle plnkr.co kullanacağız. Sitesine girmeniz gerekiyor. Aynı şeyi diğerler için de yapabilirsiniz. Buraya girdiğinizde Launch the Editor dediğinizde buraya geldim. Burada hızlıca başlayabileceğimiz bir ortam söz konusu. Bir HTML, bir JS, JavaScript, bir de CSS stil dosyamız mevcut. Burada çalışmalarımızı yapabiliyor olacağız. Örneğin Hello Plunker diye bir yazı söz konusu. Burada Run butonuna bastığınızda bakın sonucu sağ tarafta göreceksiniz. Niye normal editör kullanmıyorum derseniz, çünkü normal editörlerde HTML, CSS, JavaScript'i çalıştırmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Fakat ben bunu yapmak istemiyorum. Hızlıca sonuç almak istiyorum. Çünkü asıl uygulama geliştireceğiniz kısımlar yine bunları kullanarak ama daha gelişmiş teknolojileri kullanarak, örneğin JavaScript tarafında Angular gibi kullanarak uygulamalar geliştiriyor olacağız. Bu açıdan burası bizim için ilk, yani eğitimin ilk kısımlarında sadece bir kullanım, öğrenme platformu olacak. Ama siz istediğiniz herhangi bir editörü de, yani masa üstüne kurduğunuz editörü de kullanabilirsiniz. Buraya baktığımızda index.html'de bir stil referansı, bir script referansı ama başka paketler de yüklemek oldukça kolay buraya. Fakat biz sadece bunlarla şu an için çalışıyor olacağız. Bunun dışında Plunker'ı tercih etmemin nedeni, örneğin şöyle H yazayım. Bakın H2 bize bir IntelliSense, yani yazdığımızda bize şöyle Control Space dediğimde, H dediğimde, Control Space dediğimde kapatma tagini bıraktığımda bana yardım eden bir sisteme sahip. Bu açıdan faydalı. Şöyle Hello World yazalım bir de. Şöyle bunu yaptığımız zaman hızlıca sonucu sağda görüyoruz. Çünkü uygulama bakın stop run ettiğimizde, çalıştırdığımızda hala çalışıyor. O yüzden yazdığımız her şeyi anında sağ tarafa yansıtıyor. Bunun dışında JavaScript de yazmak mümkün. Stop diyeyim. Örneğin şöyle alert diyeyim. Hello world diyelim. Bakın bunu yaptığım zaman şöyle ki run dediğimde bakın uygulamamızda JavaScript'ten kaynaklı Hello World mesajı geldi ve sonrasında Hello Plunker geldi. Şimdi burada tabii ki şunu diyebilirsiniz. Yani hoca JavaScript dedi, CSS dedi, HTML dedi ama bunların ne olduğundan bahsetmedi. Bunu şu an için bir kenara bırakın arkadaşlar. Ben bunların hepsini tek tek size anlatacağım. Yani JS uzantılı dosya ne, CSS uzantılı dosya ne, HTML uzantılı dosya ne? Bunları eğitimin ilerleyen zamanlarında, sonraki derslerde hatta konuşuyor olacağız arkadaşlar.